bizim gazetemizde bir haber var. Nevşehir'de bir İmam Hatip, Yunus Emre İmam Hatip Ortaokul Müdürü'nün sosyal medya paylaşımları üzerinden bir haber bu. Orada laikliğe benim şu anda burada tekrarlayamayacağım ifadeler kullanılmış. Şimdi bir eğitimciden söz ediyoruz, bir okul yöneticisinden söz ediyoruz. Şimdi insanlar laikliğe bayılmak zorunda değiller kişisel kendi dünyalarında, inanç dünyalarında, ama eğitimcilerse, okul yönetiyorlarsa ve yürürlükteki anayasada da devleti tarif eden niteliklerden birisi de buysa, buna asgari saygı göstermek durumundalar. Eğer gösterilmeyip bir de bugün siber alemde açık, yani herkesin görmesini ve tanıklığını açık bir şekilde bu bir yayında paylaşılabiliyorsa, ben bu arkasındaki motivasyon ve rahatlık duygusu ve konforu biraz daha önemli. Bu bir günde olan bir şey değil. Bu zamana yayılan söylemin ve özendirmenin sonucudur diyelim. Yani Ankara'daki kişilerin, siyasi aktörlerin düşüncelerinden öte biz bir havas oluyoruz, bir atmosfer soluyoruz çok uzun bir süreden beri. Bu tekil bir örnek. Neler yaşadığımızı zaten meslektaşım olarak siz hep birlikte görüyoruz. Yani inançların, inanç özgürlüğünün ve farklı tarzların garantisi olan laiklik sadece din ve devletin ayrılması değil. Aynı zamanda her türlü dayatmanın, inanca dair dayatmanın ve zorlamanın da garantörlüğü anlamına geliyor. Devletin nitelikleri açısından baktığınızda hep uzun bir süredir bu aşılmış durumda.